hiçbir yılın verileri diğer bir yılın verileriyle aynı olmaz. Yani ne tercihler 2017-2018'e göre yapılabilir ne geçen yıla göre yapılabilir. Her yıl kendi içinde muteberdir. Ancak çok net olan bir şey var. Her yıl olduğu gibi bu yılda daha çok elde etmiş olduğumuz sıralara göre tercih yapmamız lazım. Puanların çok değişken olduğunu ve puan konusunda Türkiye'de bir standart oturmadığını görüyoruz. Dolayısıyla sıralar dikkate alınarak tercih yapılması lazım ve bu yılı bu yılın verileri içerisinde düşünmek lazım. Çok net olan bazı veriler var. İşte mesela geçen sene 693 bin öğrenci lisans bölümlerinden tercih yapmaya hak kazanmıştı. Bu yıl 390 bin öğrenci bu hakkı kazanmış. Evet. Dolayısıyla 390 bin öğrenci içerisinde tercih yapacağının bilinciyle tercih yapması lazım. Avantajlı bir yıl. Tercih yapanlar için tabii, avantajlı bir yıl. Şöyle de düşünecek olursak mesela ilk 100 bin, ilk 80 bin, ilk 50 bin, ilk 250 bin, ilk 125 bin gibi sınırları olan bölümler için düşünecek olursak zaten bu veri havuzunun içerisinde yani 390 bin kişilik veri havuzunun içerisinde sayısalda ya da işte eşit ağırlıkta 580 bin kişilik veri havuzunun içerisinde bu rakamlar yine aynı geçen seneki durumunu koruyacak. Evet, baraj burada, sıralaması olanlar burada da değişmiyor. En fazla şu önemli, mesela eşit ağırlıkta hukuk tercihi yapacak öğrenciler ilk 125 binden tercih yapabiliyor. Acaba bunun arasına ne kadar sayısal tercihi yapacak öğrenci girmiş? Yani eşit ağırlığın bir bölümünü de sayısalcı öğrenciler dolduruyor. Bunun tersi çok az oluyor. Yani eşit ağırlıkçı öğrenciler sayısaldaki ön sıraları çok dolduramıyor. Ama evet hocam. Sayısaldaki tercih yapan adaylar eşit ağırlığın ön sıralarını doldurabiliyor. Ben bu sene ayrışmanın biraz daha fazla olduğunu görüyorum. Onun için hukuk tercihi yapacak adayların bu anlamda biraz daha şanslı olduğunu görüyorum. Çünkü Türkçenin de seçici bir, Türk Dili Edebiyatı testinin de seçici bir yanı vardı. Bundan dolayı bu girişimin biraz daha, iki puan türünün birbirine girişiminin biraz daha az olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler tercihlerini yaparken bu tür şeylere çok takılmasınlar. Çok takılıyorlar yani, hocam. Evet, İnanılmaz. Çok takılmasınlar. Yani elde etmiş olduğu yüzdeliğin biraz altından, biraz üzerinden tercih yaptıkları zaman hata yapmayacaklarını düşünüyorum. Yani tekrar söylememiz gerekirse hiçbir yılın verileri bir diğer yılın verilerine tamamen benzemez ve örtüşmez. Evet.